Fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Bugün evinin rahatlığında bir içerik yapayım size dedim ve DJI Osmo Pocket 3'ün çok detaylı bir kullanma kıl kılavuzu hazırlamak istedim ben sizlere. Dolayısıyla yanıma Pocket 3'ü aldım. Sizinle beraber önce açacağım. Evet. Şimdi Sevgili dostlar, yukarıdan aşağı çektiğiniz zaman göreceğiniz gibi birçok menü çıkacak karşınıza. Birinci menü sadece 3 tane konumumuz var. C1, C2, C3 diye. Yaptığınız özel ayarlar oraya kaydetme konumudur. Ama biz esas e, önce şuraya gireceğiz ki bunlar ana ayarlar. Şimdi kablosuz mikrofonu da olduğu için onu da bir açacağız sevgili dostlar. Ki... Buradan bir bağlantı kursun. Tamam. Heh. Ve şimdi gireceğiz. Buradan istediğimiz şekilde ayarlar yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Titreşimi ayarlayabiliyoruz. Ledini ayarlayabiliyoruz. Monitör sesini. Ee, çıktığı andan itibaren DJI Mic 2'nin ikincisini de satın alıp aynı şekilde buraya da bağlantı kurabiliyorsunuz. Bu menüdeki birinci detay. Tekrar yukarıdan aşağı gelelim ve oraya geçelim. Gimbal Başlangıç yönü. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İleriye doğru olabilir, geriye doğru olabilir, ya da son ayarlar olabilir. Ben geriye doğru bıraktım sevgili dostlar. Devam edelim burada. Bir altta da kapatmak için ekranı dö döndürün. İşte hemen yapabilirsiniz iki saniye ya da asla yapabilirsiniz. O sizin yapacağınız tercihe bağlı. Devam edelim. Kaydırıcı kontrolü. Bu elinizle ekran üzerinde yaptığınız ayarlar yakın. Bak şimdi bu ayarda şu sağ tarafta bir sıfırı görüyorsunuz ya sevgili dostlar. O bir sıfıra dokunmadığınız ana itibaren bu size yukarı aşağı gösteriyor. Kullandığınız şuradaki ayar size yukarı aşağı ama buraya dokunduğunuz ana itibaren de göreceksiniz ki bunu yakınlaştırma ya da uzaklaştırma şeklinde. Çünkü DJI Asma, Osmo paket 3'ünüzün biliyorsunuz 2 x 2'lik bir e, zoomu var. Devam edelim. Buradan da çıkalım. Ondan sonra öz çekim için döndürme. Buna dokunmanıza gerek yok. Dahili mikrofon sesi yedekleme. Bunu açık bırakmakta fayda var. Çünkü sevgili dostlar ne yapıyor biliyor musunuz? Hem normal gimbal e, ses ayarını kaydediyor hem de buradan Arzu ederseniz ki bunu Bilare DJI MIMO üzerinden yani aplikasyon üzerinden de doğrudan doğruya 32 bit float üzere olarak da e, yedek bir kayıt alıyorsunuz. Böylelikle hem buradan hem buradan çift kayıt almış oluyorsunuz. Bu çok güzel bir yedekleme avantajı sevgili dostlar. Bu OTG bağlantısı Android telefonlar için e, kablolu bağlantı e, ayarıdır. Kablosuz bağlantı içinde bunlar zaten göreceksiniz şu anda eğer ki kablosuz bir bağlantı yapmak istiyorsanız herhangi bir cihaza Wi-Fi üzerinden ayar yapabiliyorsunuz. İsterseniz 5.8, 2.4 GHz üzerinden yapabiliyorsunuz bu ayarları. Ee, giyilebilir mod şu anda öyle bir şey olmadığı için onu kullanmıyorum. Gimbal kalibrasyonu olur da gimbalinizde e, aksamalar olduğunu hissederseniz buradan kalibrasyon yapıyorsunuz. Çok da kolay. Şimdi onayla onayladığınız zaman kendi kendine şu anda cihaz kalibre edecek. Gördüğünüz gibi kalibrasyonunu kendi kendine hallediyor. Evet, onayladık. Devam edelim. Denetim kolu hızı. İşte bu önemli sevgili dostlar. Ben burada e, burada dörde kadar, beşe kadar Hatta 7'ye kadar çıkartabildiğiniz hızlar var. Fakat ben burada daha sinematik olması için 2 ya da 1'i e, tercih ettim. Burada iki de tutacağım ben bu hız ayarlarını. Daha yumuşak geçişler, daha yavaş geçişler. Gerek e, yukarı doğru aşağı ya da sağ, sola sağa çevirmede o hızı ayarlamış oluyorsunuz. Ya da yakınlaştırma, uzaklaştırma yani zoom in zoom out'lardaki hızı buradan ayarlıyorsunuz. Ben burada onayladım bunu. Ondan sonra video sıkıştırma. Buradan videonuzu ister H264'e ayarlayın. Eğer bilgisayarınız çok kuvvetli değilse H.264'e ayarlarsınız. 4.2.0 olarak kaydeder ama 4.2.2 10 bit kayıt istiyorsanız da H. E.V.C'ye ayarlamanızda fayda var ki ben öyle yaptım. Seslere hiç dokunmayın. Referans çizgisi bu benim için önemli. Hem klavuzu açtım hem 2.35'e 1 bölü 1'i e açtım ki Çıktığı zaman şuradaki ekrandaki çizgilere göre e, ki sahneyi istediğiniz gibi ayarlayabilin sevgili dostlar. Devam edelim. Titreme önleyici bu e, ışık titremesi. E, ben otomatiğe bıraktım ama ister 50 Hz ile ayarlayabilirsiniz otomatik olarak ki genelde 50 Hz biliyorsunuz bizim elektrik şebekesi 50 Hz üzerinde kurulu olduğu için 50 Hz de doğru olabilir ama ben otomatiğe bıraktım. Olur da farklı çekimlerde kendisini daha düzgün ayarlasın diye oldukça da başarılı olacağını olduğunu göreceksiniz. Bu zaman kodu, zaman kodu eğer ki başka cihazlarla yani başka kameralarla ve bu e, konuda da bir zaman kodu cihazınız varsa hepsini birbirine ayarlayabilen zaman kodunu buradan ayarlıyorsunuz. Ben kullanmadığım için şey yapmadım. Adlandırma yöntemi isterseniz burada klasör adı, dosya adı olarak değiştirebiliyorsunuz. Ben hiç dokunmadım çünkü zaten belli. Ondan sonra ne kaldı geriye? Çok bir şey kalmadı. ha Ekran kapalı. Kaydı başlat. Asla tabii ki. Yani ekran kapalı iken kayıt ma başlatılmaz. Çok saçma sapan olur. Ee, otomatik güç kapama 5 dakika. Bunu isterseniz 1 dakikaya, 30 saniyeye, 5 dakikaya, 30 dakikaya kadar çıkartabiliyorsunuz. LED ışığı açık. Son canlı yayına devam ediyorsunuz DJI Mimo app üzerinden ki bunu başka bir içerik yapacağım o app ile ilgili. Bu cihaz sayesinde doğrudan doğruya YouTube'la işte ve diğer e, sosyal platformlarda doğrudan doğruya e, canlı yayın başlatabiliyorsunuz. Bu çok özel bir özellik, çok güzel bir özellik sevgili dostlar. E, dil Türkçe, biçimlendir. Burada eğer kartınız çok dolduysa ve kartınızı formatlamak istiyorsanız biçimlendirden farklıyorsunuz. Burada en son fabrika... Sıfırlaması olur da menüyü çok karıştırdınız, nereden olduğunu unuttunuz. Buradan sıfırlayıp yeniden başlatabiliyorsunuz. Cihaz bilgileri var, uyumluluk bilgisi var. Burası bitti sevgili dostlar. Gelelim şimdi ekranın sağ tarafını sola doğru kaydırarak elde ettiklerinize. İki şey var burada. Hem pozlamayla ilgili hem de mikrofon ve sesle ilgili e, ayarlar yapabiliyorsunuz. E, şu anda bakalım verici açık oldu burada ses şiddetini eğer ki yeter, yeterli olmadığını düşünüyorsanız buradan ayarlayabiliyorsunuz, artırabiliyorsunuz ya da fazlaysa azaltabiliyorsunuz. Ondan sonra e, gürültü azaltmayı ben genelde kapalı tutmayı tercih ediyorum. Gelelim tekrar burada pozlama ve diğer ayarlarına. Beyaz ayarını, beyaz dengesi ayarını ben genellikle şeyde bırakıyorum, otomatikte bırakıyorum. Buradan istediğiniz gibi HLG, D-Log M ya da normale ayarlıyorum, ayarlıyorsunuz. Ben ki ben normalde tutuyorum. Normalde de oldukça başarılı bir e, esnekliğe sahip. Daha sonra video editing için pozlamada bir şey tavsiye edeceğim. Yaptığım denemelerde eğer otomatikte yapacaksanız da eksi 7 eksi 0,7 EVF yani pozlamayı azaltmak çok daha düzgün bir pozlama verdiğini gördüm. Onu da tavsiye ederim sevgili dostlar şey o glowing efekt var ama glowing efekt mimoya bağlanmanız gerekiyor. İşte yüzünüzü şöyle yapıyor, inceltiyor, bilmem ne yapıyor. Ben onu kapalı tutuyorum tabii, kullanmıyorum. Ondan sonra kapatalım onu da. Devam edelim. Ee, ne demiş? Odak modu. Odak modunu isterseniz sürekli yapabilirsiniz. Tek yapabilirsiniz. Ya da ürün inceliyorsanız vitrin modu, yani ürün vitrin modu ki o zaman neyi yaklaştırırsanız siz doğrudan doğruya o ürüne odaklanacaktır. Ben şimdi bunu da sürekli de bırakıyorum. Sevgili dostlar. Görüntü ayarı özel olabilir. Keskinliği ve gürültü azaltmayı. Ben keskinliği eksi bire getirdim. Çünkü oldukça keskin bir e, görüntüye sahip. Videoda da bir parça eksi olması faydalı. Gürültü azaltma oldukça başarılı buldum ama artı bir de tuttum. Daha fazlaya gerek yok. Onu da onayladık. Burada da başka bir seçenek kalmadı. Sevgili dostlar. Bunu yukarı, aşağıdan yukarı arttırdığınız zaman buradaki bütün çözünürlük ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Eğer ki düz çekim yapacaksanız, burada 16 bölü değil de 1 bölü 1 yapacaksanız, yani dikey yapacaksanız 3K'ya düşüyor otomatik olarak. Ve burada da 60 FPS'e kadar çıkabiliyorsunuz. 4K'da da 60 FPS'e kadar çıkabiliyorsunuz. O da çok güzel bir özellik. Şimdi buradan da çıktığımız zaman şu köşeye gelelim öncelikle. Köşeden arzu ettiğiniz gibi evet, düşük ışık modu, yavaş çekim ya da hızlı çekim ayarlarınız buradan mevcut. Şurada gördüğünüz gibi dakikasını falan da ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz 0,5 saniyeden 20 dakika ya da işte o 20 25 60 saniye aralıkla istediğiniz kadar çekim yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok ee, uzak çekimler yapabiliyorsunuz. Bu şeyde de aynı şey geçerli. Hemen bakalım. Slow motion'da da evet burada yok ayar. Slow motion'da MIMO'dan ayarlıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Şimdi bu, bundan da tekrar videoya gelelim sevgili dostlar. Burada bunun haricinde fotoğraf var ve panorama çekimi özelliğini sizlere sağlıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Buradan çıkalım. Ve tekrar videoya gelelim buradan da çıkalım. Geldik buraya. Burası çok ilginç bir yer sevgili dostlar. Hani bu çevirme var ya buradan yapıyorsunuz. O şu alttaki düğmeye basıyorsunuz. 180 dereceye getiriyorsunuz. Otomatik olarak kameranın yukarı doğru baktığını göreceksiniz. Dolayısıyla kamerayı aşağı tutarak yaparsınız o çekimi. Ve başlamak istediğiniz zaman da yapmanız gereken şuradaki şey var ya, döngü döngü var ya ki döngü hızını da ayarlayabiliyorsunuz. Böyle size 180 derecede döngüsünü sağlamış oluyor. Çok güzel bir özellik gördüğünüz gibi. Buradan normale döndürüyorsunuz. Buradan da çıkış diyorsunuz. Ama ilginçtir. E, bunun ben çözümünü bulamadım. Hep böyle yukarıda bırakıyor. Bunun çaresini ben bunu kapayıp o özelliği kullandıktan sonra tekrar açmakta buldum. Tamam. Tamam. Harika. Sevgili dostlar şimdi Yukarıya gelelim ve diğer ayarlara bakalım. Burada ekranı döndür ve yakala. Yok. Yani açtığınız anda bunu yap, yap diyor. Ben bunu yapmamaya karar verdim. Burada parlaklık ayarınız var. Burası enteresan. Eğer buraya basarsanız selfie otomatik olarak açığa geliyor. Yani... Bu ekranı döndürdüğünüz zaman buradan döndürdüğünüz zaman şöyle kafamı çevireyim. Beni görüyor ve beni takip etmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu da çok ilginç bir özellik ama bunu hep açık tutmamaya dikkat edin. Olur da böyle çevirip de ürün öncelikli yaparsanız bunu devre dışı bırakmayı unutmayın çünkü bu sürekli açık kalacaktır. Şimdilik ben bunu tekrar devre dışı bırakıyorum. Eee Sevildosta şu ayara geleceğiz. Bu ayar işte manzara, sürekli manzarada tutmaya Sürekli portrede tutmaya ya da otomatik döndürmeye ayarlı. Şimdi bazılarınız bana şeyi sormuştu. E, abi ama işte çevirdiği zaman 3K'ya indiriyor. indiriyor. E onda çok basit bir çözüm var sevgili dostlar. Şunu tekrar bir kapatıp açayım. Açayım. Bunu yapmanın çok basit bir yolu var sevgili dostlar. Buradan bakarak göstereyim size. Şöyle çevirmeye başladığınız zaman... otomatik olarak zaten 4K'da portre moduna 4K'da portre moduna çevirmiş olduğunuz gördüğünüz gibi tekrar bunu normale çevirelim. Başka ne kaldı bizim e, size göstereceğimiz ayar? Heh. Bu da gimbalın hızı. Şimdi dönüş hızını yavaş yapabilirsiniz. Hani daha böyle sinematik geçişler için böyle geçiş yaptığınız zaman. Çünkü çok güzel böyle Yavaş geçiş yapmanızı sağlıyor. Normal ben varsayılan da tutuyorum. Belli bir hıza sahip. Ya da daha sportif kovalamacalar takip etmek istiyorsanız da hızlı ayarı var. 3 tane ayarı var sevgili dostlar. Geldik gimbal modlarına. Sevgili dostlar çok basit. Onların hepsini denersiniz tek tek. Bu takibe. takip et. Takip et dediğiniz zaman siz ne yaparsanız yapın o düzlemi size bırakıyor. Yani diyor ki böyle mi çevirin, böyle mi takip etmek istiyorsun, böyle mi takip etmek istiyorsun. O sizin tamamen elinizde siz karar veriyorsunuz buna. Yani o hep düz, düz bırakıyor ekranı ve siz o çekimde kendinizi ayarlıyorsunuz istediğinizi. Bu eğilme modu kivitli olarak gösteriyor. Hemen şöyle bir örnekleme yapayım. Gördüğünüz gibi bu düz ayarınız için sevgili dostlar. Yani aşağı indirirsiniz aşağı, sola indirirsiniz sola ama bu tarafa indirirseniz de ufuk çizginizi muhafaza ufuk çizginizi muhafaza ediyor. Ya da etmeye çalışıyor elinden geldiği kadar. Son ayarımızda burada neymiş hemen okuyalım. Ya bunda da sizin istediğinizi yapıyor. Yani böyle çeviriyorsunuz, ediyorsunuz. Takip ediyor. Böyle enteresan şeyler yapıyorsunuz sevgili dostlar. Bunu bu mod ile. Ben bunu tekrar burada ortada tutuyorum genellikle ki zaten hani daha böyle yatay çizgiyi düz muhafaza etmek istediğim çekimler için kullandığım bir özellik. Sevgili dostlar onun haricinde bir takım daha özellikleri var ama kameranın kameradan değil DJI Mimo app'ten ayarlayabildiğiniz çok güzel özellikleri var. Onlar da bir başka içerikte DJI Mimo app'e daha geniş bir e, incelemeye tabi tutacağım. Ve bu konuda size geldiği kadar da daha fazla bilgi vermeye çalışacağım. Onun haricinde söylemem gereken bir şey varsa onu mutlaka görmüşsünüz birçok yerde. Şu anda gördüğünüz bu alt e, batarya var ya aman onu iyice oturttuğunuza emin olun sevgili dostlar. Çünkü böyle bazen yarım oturuyor. Ondan sonra da böyle bir anda çıkabiliyor, sıkıntı yaratabiliyor. Ona dikkat edin sadece. Benim ilave edeceğim başka bir şey kalmadı. Ondan sonra kapatıyorsunuz ve kutusuna yerleştiriyorsunuz. Sevgili dostlar bu çok güzel yerleştiriyorsunuz. Evet sevgili dostlar DJI Pocket 3'ün kullanımıyla ilgili elimden geldiği kadar size herhalde bir şeyler de unutmamışımdır ama unutmadan her şeyi anlatmaya çalıştım. DJI Mimo app'te çok daha fazla özellikler olduğunu göreceksiniz. Takiple ilgili bilmem ne ilgili ilgili onunla ilgili hakikaten başka bir içerik yapacağım. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bu içerik sizlere değer katı beğenme butonunu hala abone değilsiniz lütfen abone olmayı ıskalamayın. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa, farklı dille eleştirileriniz varsa seve seve okurum ve elimden geldiği kadar da hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Sevgili dostlar, sevgiyle kalın, huzur ile kalın, sağlık ile kalın, barış ile kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. fotoğraf çekmek kolay, bugünlük de bu kadar.